Semerkant'ta Sultan Yıldırım Beyazıt ve Emir Timur konulu uluslararası sempozyum düzenlendi. Şahrukbek Alimov Semerkant'ta bizi bekliyor. Kıymetli bir de konuğu var yanında. İbrahim Aydınlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü. Hemen sözü onlara bırakalım. Evet Coşkun Özen, bugün Semerkant tarihi bir kent olarak önemli bir uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapıyor. Sultan Yıldırım Beyazıt ve Emir Timur konulu uluslararası bir sempozyum başladı ve yanımızda da bugün yayın konuğumuz olarak katılım sağlayan hocamız bu sempozyumun müteşebbislerinden yani bizzat bu sempozyumun organizatörlerinden. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun bu sempozyum. Çok önemli bir konu. Adı üstünde Türk dünyasının iki önemli şahsiyetini ele alıyorsunuz ve ne gibi konular var ve ne gibi yeni bilgiler bu sempozyumda ortaya konuluyor? Evet, ben öncelikle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü olarak TRT Avaz'a böyle bir imkanı bize verdiği için çok teşekkür ediyorum. Biz yaklaşık 3 yıldan beri Özbekistan üniversiteleriyle çok yoğun bir ilişkideyiz. Bu konuda bizim Özbekistan'la değişik üniversiteleriyle bu konuları gerçekten derinlemesine ele alıyoruz. Bugünkü özellikle bu hafta yaptığımız sempozyumun çok önemli bir özelliği var. Dönemin iki Türk Hakanı diye adlandırabileceğimiz Yıldırım Beyazıt ile Emir Timur'un yönettiği iki devlet var o günkü tarihte. Bunlardan birisi Osmanlı Devleti, başkenti Bursa. Diğeri ise Timur Devleti, başkenti Semerkant. Biz buradan yola çıkarak özellikle dönemin tüm yönleriyle yani ilmi, kültürel, sosyal ve iktisadi yönlerinde ele alan aslında büyük bir sempozyum yapıyoruz. Bu sempozyuma önem veren ikinci husus ise bu sempozyumun üç şehirde olması. Bunlardan ilki Semerkant ki şu anda bu sempozyum burada tamamlamak üzereyiz. İkincisi Bursa'da olacak. Üçüncüsü ise kapanış oturumu diyebiliriz buna Ankara'da olacak. Bizim buradaki en büyük amacımız şu. Burada sadece meseleyi Ankara Savaşı üzerine odaklamak değil. Aslında iki büyük Türk Devleti'nin hem bilimsel, hem kültürel, hem sosyal, hem iktisadi gelişimlerini o döneme dair inceleyerek özellikle günümüzde Türkiye'nin ve Özbekistan'ın ilişkilerine burada ciddi bir katkı vermek istiyoruz. Dolayısıyla burada o günkü iki büyük devlet olan Osmanlı Devleti ile Timur Devleti'nin hükümdarları ki Sultan Beyazıt şu anda Bursa'da metfun bulunmakta ve Emir Timur. Şu anda biz Emir Timur'un ülkesindeyiz. Dolayısıyla bu iki değerli o dönemin Türk dünyasının yetiştirdiği iki büyük devlet adamı aslında maalesef tam anlaşılamadı. Özellikle Batı kaynaklarından dolayı aslında iki devlet adamının biz anlaşılamadığını gördük. Artık bugün her iki ülkede de tarihçiler, arkeologlar, antropologlar yetişti. Biz konuları tekrar değerlendirerek, anlaşılmayan yerleri tekrar gün yüzüne çıkararak bilim adamlarını bir araya getirdik. Burada hem Türkiye'den, hem Özbekistan'dan, hem de uluslararası alandan bilim adamlarıyla biz bu sempozyumu üç şehirde düzenliyoruz. Bunlardan birincisi Semerkant, biraz önce belirttim. İkincisi Bursa, üçüncüsü Ankara. İnşallah bu üç şehirde hem tarihi alanları görerek hem bu iki Türk Hakanlığı yaşadığı bu şehirleri bilim adamlarına göstererek aslında görerek bir tarih anlayışını tekrar ortaya koymak istiyoruz. Bildiğiniz gibi İbni Haldun'un mukaddimesinde özellikle tarihi anların öncesini ve sonrasını inceleyerek aslında yeni bir tarihçiliği kendisi ortaya koymuştur. Evet. Biz de buradan yola çıkarak o dönemin yetişmiş olan mutasavvıfları, bilim adamları hem pozitif bilimlerde hem dini ilimlerde bu çevrelerde hem Timur Devleti'nde hem Osmanlı Devleti'nde nasıl etki ortaya koyduklarını, bu konularda devlet yönetiminde nasıl etkili faktör olarak yer aldıklarını inceliyoruz. Peki bugün sonuncu günü yani ikinci günü ve altıncı oturum yanılmıyorsam altı oturumda bildiriler sunuldu. Hangi alanlarda bildiriler var ve bu bildirilerin sonucu nasıl olacak? Bir kitap halinde basılacak mı? Evet. Şimdi ondan önce şunu belirtmek istiyorum. Aslında iki tarihi şehir olan, iki tarihi başkent olan Semerkant ve Bursa'nın da sembol mekanlarını kullanıyoruz. Bunlardan birincisi Ulubey Medresesi. Yani dünyanın bildiği Registan Meydanı'nda yer alan Ulubey Medresesi'nde bu sempozyumun bir bakıma açılışını yapmış olduk.
İkinci ayağı da Bursa'da gerçekleşecek. Özellikle Yıldırım Belediyesi'nin olduğu bölgede Yıldırım Külliyesi'nin medresesinde bu ikinci ayak, yani ikinci açılış burada gerçekleşecek. Ve üçüncüsünde tabii ki Çubuk Ovası'nda, yani Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Esenboğa Külliyesi'nde yapacağız. Tabii bugün özellikle iki gündür devam eden sempozyumda özellikle mutasavvıflar burada ön plana çıkıyor. Çünkü her iki tarafın da yanında, yani hem Yıldırım Beyazıt'ın hem Emir Timur'un yanında değer verdikleri hocalar var. Fakat enteresandır, iki hükümdarın yanında bulunan bilim adamları da birbiriyle hem ünsiyet olarak hem de ilmi olarak birbiriyle ilişkideler. Bunu özellikle ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani bugün Emir Buhari, biliyorsunuz, Bursa'da methun ve bu Emir Buhari özellikle Yıldırım Beyazıt üzerinde çok büyük etkisi var. Çünkü akrabalık ilişkisi de var malumunuz. Burada da baktığınızda, burada da Ahrar Hazretleri var, Ubeydullah Ahrar Hazretleri var. Ki netice itibariyle aslında Mavraun Nehir'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Mavraun Nehir'e birbiriyle ilişkilendirilmiş ve ayrılmaz parçaların olduğunu, ilişkilerin olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlara vesile olsun bu sempozyum. Bursa'daki ve Ankara'daki sempozyumlarında başarılar dileriz. Evet, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor İbrahim Aydınlı ile Semerkant'tan bir yayın yaptık. Semerkant'ta Sultan Yıldırım Beyazıt Uluslararası Sempozyum sona ermek üzere ve sözü tekrar size bırakıyoruz.